Tam bu bütün CHP il başkanlarını topladı ya. Bütün il başkanlarını, ilçe başkanlarını, büyük ihtimalle 480 kişiden falan Sonra İzmir'e aday gönderdi. Evet, hepsini topladılar. İstanbul'da özel görüşmeler yaptılar. Yani böylesine partiyi yönettiği çok açık. Yani zaten bak şöyle bir şey var Turgay'cığım. Yani CHP'de şu anda Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Karar şey Merkez Yürütme Kurulu, Parti Meclisi ağırlıkta İmamoğlu'nun oluşturduğu büyük şehir eksenli siyasi aktörlerden oluşuyor. Daha doğrusu İmamoğlu'nun memurları orada şu anda. Evet. Yani dün İmamoğlu'nun memuru olanlar şimdi İmamoğlu'nun amiri durumda. Amiri durumda. Mümkün mü? Yok. Mümkün değil. Çünkü nereden geldikleri belli. Böyle bir ya paradoks, böyle garip bir durumla karşı karşıyayız. Yani CHP geleneği açısından da baktığın zaman da siyasetin kendi mecrasında akışı açısından baktığın zaman bir terslik var. Bu kolay yürütülebilir bir şey değil. Önümüzdeki süreçte çok daha derin sancılar göreceğiz. Yani seçimden önce açığa çıkar mı? Zor, belki çıkmayabilir ama seçim sonrası. Peki ben sana başka bir şey sorayım. Bu durumda Özgür Özel İmamoğlu'nun seçilmesini ister mi? Ya şimdi düşünsene neler olacak? Yani orada da bir garip şeyler değil var. Mi? Yani aslında seçimin kaybedilmesi için dua edecek neredeyse. Yani öyle bir duruma gelebilir. Çünkü partiyi yönetemiyor. Bunu biliyor da aslında. Bu da enteresan. Peki, bir şey ya. Peki Hasan Öztürk başka bir taraftan değerlendiriyor. Ben başka bir taraftan söyleyeyim. O halde İnce ile Muharrem İnce ile niye Özgür Özel değil de Ekrem İmamoğlu görüşüyor? Ya paslaşmışlar. HDP şimdi Özgür Özel üzerinden işte şeyi de İyi Parti ve Muharrem İnce'yi de İmamoğlu üzerinden. Peki İmamoğlu buraya niye gelemiyor? Güzel gelemez. Gelemez yani. Yani Muharrem İnce ile görüşmeleri İmamoğlu yapıyor da Dem'le niye İmamoğlu yapmıyor? Yani direkt imaj vermesin diye, sağcı falan diye. Ya arkadaş, sağdan geliyor Turgay falan. Güler, diye. Turgay Güler. Sen bu soruyu bu stüdyoda İmamoğlu'na sordun. Kendisine de sordun. KC'ye de yazdın. KC'ye yazıldı. HDP'nin de adayı diye o zaman için. İtiraz etmedi. Ama hiçbir zaman mesela HDP'ye kötü bir şey söylemedi ama HDP'nin zımni ortaklığına evet dedi ama HDP ile birebir böyle fotoğraf işte eş başkanına ağaç dikti Pervin Buldan'da fakat aynı zamanda çok böyle mesafeliymiş gibi yaptı. Ya o arada Hasan sıkıntılı bir süreç olduğu çok açık. Yani siyasi açıdan sıkıntılı süreç olduğu çok açık. Nasıl yönetecekler? Kemal Kılıçdaroğlu biraz gelgitler yaşayarak yönetti. Bir de şimdi çok zor. Niye? Bir seçim yaşandı. Yani bir seçimde HDP de boyunu aldı, boyunun ölçüsünü aldı. İyi Parti de işte o İyi Parti'deki patlamanın nedeni bu. Ben artık kendim olmak istiyorum diyor. HDP'de de benzer bir tartışma çok var. Çok iyi bir hatırlatma. Evet, yani HDP eş başkanlarını bir değiştirdi mesela onlar da. Nasıl? Eş başkanlarını değiştirdiler ve niye evet. 8.8'e düştük? 12'den 11.5'tan. Beklentileri yani normalin üzerinden 8.8'e düştüler. Evet. Beklentileri 14, 13, 15 civarındaydı. Yani Pervin Buldan ağzını açtığında patlama yapacağız diyordu. Ne oldu? İnanılmaz bir düşüş oldu. Sadece büyük şehirlerde değil, bölgede de Diyarbakır'da, Van'da, Urfa'da her tarafta da bir düşüş yaşandı. Buradan şu çıkacak. Kendi içinde bir tartışma var demin. Nedir o tartışma? Yani biz CHP ile ittifak yapmamızın 2015'ten beri birlikte olmamızın ne kazancı oldu? Hiçbir kazanç, siyasi açıdan herhangi bir kazançlar olmadı. Fakat şöyle de bir durumla karşı karşıya tabii İmamoğlu da mahkum buna. Yani Özel de mahkum diyelim, çok farklı düşünüyor olmalarını bir tarafa bırakarak söylüyorum. Yani şu anda yeni bir yönetim gelmiş CHP'ye ve HDP'ye mahkumlar. İyi Parti'nin üzerine gitmelerinin itibarsızlaştırma nedeni de bu. Oradan bir kısım seçmeni çalmak. Tabii, tamam. Şimdi bunun da bir bedeli var ama. Ya açık ittifak yapacaklar ki çok açıktır. Şehir cenazesinde gördük bunun tepkisini. Ayrıca seçimde de gördük. İyi Parti'deki parçalanma nedeni neydi? Biz gittiğimiz her yerde İyi Parti HDP'ye sesini çıkarmadı diye oy kaybettik dediler. Hı hı. Yani bunun da bedeli olacak. O yüzden hani bu süreci yönetmeleri kolay değil. Ayrı aday çıkarma ihtimallerini şu anda ben %60 görüyorum. Şeyin, HDP'nin, yani demin.
%60 görüyorum. %40 çıkarmayabilirler diye düşünüyorum. Ama çıkarma ihtimalleri de yüksek. Çünkü niye? Ya ben kendi belediye başkanlarımı kazanacağım, kendi oyumu çıkartacağım. Ama son dakikada Kandil'den bir mesaj gelir mi? Başka bir güç devreye girer mi? Onları bilmiyorum. Ama görünen o ki kendi adaylarını çıkarma ihtimali yüksek. Peki.